Merhaba sana severler. Ben Derya Önder Kaldırım. Tesip minyatür eğitmeniyim. Sizlerle birlikte bu sanata adım atıp çalışmalarımıza başlayacağız. Bugün minyatür ve tesip sanatında kullanılan malzemeleri öğreneceğiz. İyi günler sana severler. İlk dersimize başladık. Tesip ve minyatür sanatında kullanmamız gereken araç ve gereçleri sizlere tanıtacağım. En basiti A4 birinci hamur kağıt, kalem ve kalem silgi. Bu silginiz normal silgi de olabilir. Tabii ki yalnız detaylı ince çalışmalar yaptığımız için kalem silgileri alırsanız, hamur silgileri daha rahat hareket edersiniz çalışmalarınızı silerken. İlk aşamayı geçtikten sonra yani motiflerimizi kalemle desenledikten sonra bize Avrupa eskiz dediğimiz, aydın gel değil özellikle söylüyorum, Avrupa eskiz dediğimiz ince, şeffaf kağıdımız lazım olacak. Avrupa eskizlerimiz desenimizi yine motiflerimizi fırçayla ve kalemle geçirmemize yardımcı olacak. Avrupa eskizini geçme, zencerek ve bordür çalışmalarında kenar sularımızda milimetrik kompozisyonlarımızı yerleştirmek amaçlı kullanacağız. Bizi hesaplamalardan kurtaracaktır. Kağıtlarımızdan sonra yani bu kağıt aşamasından yani kara kalem aşamasından sonra murakka hazırlayacağız tabii ki. Onu da ayrı bir videomuzda göreceğiz ama hazır kağıt derirsek yanık kağıtlar değişik. Yanık kağıtlar kullanacağız farklı. Paspartular kullanacağız. Papürüs ya da fil kağıdı kullanacağız. Farklı kağıt çeşitlerini bu sanata kullanabiliyoruz. Yalnız genelde 350 gram, 300 gram kağıtlar daha güzel sonuç veriyor. Murakka gelmeyi de öğrenip tekrar ahallemeyi de bir ders olarak sizlere göstereceğim. Bu malzemelerimiz nişasta aheri yapılarak, nişastamız buğday nişastası ya da yumurta aheri yapılarak terbiye edilir. Terbiye ettiğimiz yani nişastaladığımız veya yumurta aheri yaptığımız kağıtlarımızı kağıt mühremizle parlatırız. Kağıt mühremiz sonuçta kağıdımızın hem dokusunu pürüzsüzleştirir hem de kağıda elektriklenmeyi alarak, kağıttaki elektriklenmeyi alarak parlaklık sağlar. Kompozisyonumuzu çizdik. Artık yazımızın tesip sanatında yani hüsnatımızın kağıdımıza yerleştirme sırası geldiğinde kağıt ahalenip mührelendikten sonra yine yapışkan kıvam oluşturulur. Bu ise nohut tanesi kadar kullanacağımız nişasta aheri kıvamına koyacağımız şapla olacaktır. Şapla hazırladığımız tutkalımız hiçbir sorunsuz çalışmamıza yerleşecektir. Yazımızı yerleştirdikten sonra geç ve zencerekler için kullanacağımız cetvellerimiz, hattımızı kesmek için, yıpranmaması için cetvelin keskimiz, yalnız bu sefer metal keskimiz, kalem mühremiz, trilinimiz, iğne perda yapmak için ince uçlu kalem uçları, pergelimiz ve fırçamız. Pergel takımımızı bir kutu halinde, takım halinde de alabilirsiniz. Kuzu yuvarlak çalışmaların kuzularını çizmek için rotring, yalnız mürekkeplisi de var, doldurmak amaçlı ya da hazırı. Bu tercihinize bağlı. Detaylar küçüldükçe 0.3 kaleminiz ve daha ince silgileriniz, hattı kesmek için neşteriniz ya da maket bıçağınız ve artık boyalara geçiyoruz. Guaj boya veya toprak boya kullanıyoruz. Bunların markalarını söylemeyeceğim. İleriki zamanlarda derslerimizde daha derinlemesine bunları tartışabiliriz. Evet, guaj boyalarımız
toprak boyalarımız, yani sulu boyalarımız. Tesip ve minyatür sanatının ana malzemesi olan varak altınımız, kırmızı, sarı ya da gümüş altın olarak yaprak şeklinde alabilir. Bal ya da zamka arabiye ile ezebiliriz. Yahut hazırlanmış, ezilmiş şekilde bulabilirsiniz. Zerefşan için kağıdımıza doku hazırlamak için yaprak altınımız ve pul altınımız. Gerçek altına da yine zerefşan yapılabilir. Altını parlatmak için yine kalem mühremiz, fırçamız, altın sürmek için ve altının parlayıp zemine yerleşmesi için yaprak jelatinimiz. Eserimizi guanj boya ve taş boyayla renklendirmek için kapaklı bir kaba ihtiyacımız olacak. Rengimizi hazırlayıp kapaklı kabımıza koyup koruma altına alabiliriz. Bunun için en güzel kapaklı kapları sizler de üretebilirsiniz. Fırçalarınızı muhakkak koruma altına alın. Fırça ucuları hiçbir zaman kırılmayacak. Samur fırça tercih edeceğiz. Kısacası kendinize bir çanta edinmenizi, tüm malzemelerimizi, yani hamur silgimizi, keski başlarımızı koyabileceğimiz kalem uçlarımızı, aher yapmak için kullanacağımız süngerimizi ve kompozisyon çizerken kaymasını engelleyici aydın gel bantımızı, şeffaf bantımız, bu özellikle aydın gel bantı çizdiğimizi üzerinde barındıran bir banttır. Bantlarımızı, yapıştırıcılarımızı saklayacağımız, çalışmalarımızı koruyacağımız bir çanta. Tüm size tanıttığım malzemeler çantamızda mevcut. Bu çantamız elinizin altında olduğu sürece daha rahat hareket edersiniz. Bakın, hazırladığımız boya renklerimiz. Alıyoruz, kapatıyoruz, dökülmüyor ve önlerde pratik amaçlı o günkü kullanacağımız renkleri kullanıyoruz. Trilin, değişik amaçlı kullandığımız trilin. Bakın, tek ağızlı trilin burada. Çift ağızlı trilinlerimiz var. Bizleri çizimde rahatlatacak olan malzemelerdir.